yeryüzünü Cenab-ı Hak ortak yaratmıştır bütün insanlar için. Rastgele kirletemezsiniz, tahrip edemezsiniz, bozamazsınız. Her zaman söylüyorum yani, havayı kirletmek suçtur. Çünkü hava bütün beşeriyetin, sade beşeriyet mi, bütün mahlukatın ortak nimetidir. Bende bir sigarayla alakalı bir Arap aliminin yazdığı bir kitap var. Risale-tü-Duhan diyor. Yani tütün kitabı, tütün sigara ile alakalı bir kitap yazdı. Sigara içen bir Müslümanın diyor hiçbir günahı olmasa. O pırıl pırıl adam. Hiçbir günahı yok ama bir sigara içiyor yani. Bu durumda sigara içtiği mekanı, odayı, salonu, çevreyi kirleterek akciğerlerine temiz hava çeken insanların akciğerine duman göndermeye sebep olmaktan cehennemdir diyor. Ne hakkı var kirletti etrafı? Sigara ihtiyaç mı? Yemek mi bu? Ne kullanıyorsun öyleyse? Tek kelime irade zayıflığıdır yani. Ahmaklıktır sigara içmek. İrade zafiyetidir. İradenizi kuvvetli akıldan bir şey bu. Kirletiyor çevreyi. Yani sen zannediyor musun sorumsuzsun, sigara içenler sorumsuz mu? 50 metrekarelik bir salonda bir kişi sigara içsin, oraya ölmüştür. Bazen bana gelenler oluyor. Benim kütüphanem oldukça geniş ve ferah biri. Bir kişi sigara içiyor, vallahi o 50 metrekarelik salonda, kütüphanede 3 gün o sigaranın kokusu gitmiyor. Yazık değil mi? Ne hakkın var bunu yapmaya senin bakayım? Bu dünya hepimizindir. Ne hakkın var tek başına kirletmeye? Sorumluluk mesela, Müslümanlar sorumlu insanlardır. Allah yeryüzünü beraber paylaşalım diye anlaşma. İte'ar bu ayette küçük kelimeyi açıklamaya devam etsem eminim 4 saat konuşmam lazım. Tam 4 saatlik İte'ar bu kelimesinin tefsiri. Çok geniş.